sağlığı bozuyor. İşi iyi değil. Mesleği kasabanın baş belası. Hayattan beklentisi şafak vakti ölmek. Adı Harley Ana. Hobileri 10 dakikada bar saymak. Hayattan beklentisi ne gelirse. Hey, 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 ne var? Ne? Adı Ateşli Tekerlek. Mesleği 7. sınıflara havai fişek satmak. Hayattan beklentisi bir sakatı öldüremezler, değil mi? Kapa çeneni adamı. Arabamı yolun kenarına park ettim. Telefonum, prezentasyonlarım, gözlüğüm. Lanet olasıca hizmetçiler laptopumu almış. Yani her şeyim gitmiş. Mario Otel'inde beni bekleyen 4 kaliteli pozisyon var. Evet. Hayır. Onlar Packard'la çalışıyorlar. Şu Packard. Adı Koç. Mesleği motive edici. Şanı kişisel gelişim konusunda uzman. Hayattan beklentisi mesafeli olmak. Uyan. Defolup gitsene başına. Şey, geceliğin ne kadar büyük anne? Çok şanslı olmalısın. Ateşli öğretmen. Küçük lanetli olası. Adı büyük anne. Farklılığı Mick Jagger'la bile takılmış olmak. Hayattan beklentisi aslında yaşamıyor olabilir. Geç kaldın ahbap. Yarım saat içinde gitmem gerek. Öyleyse kes tıraşı. Topları topla. Kes tıraşıymış. O parayı aldığımda kimin neyi keseceğini göreceğiz. Adı Jason Mewes. Mesleği aktör. Hayattan beklentisi, beklentileri zaten gerçekleşmiş. Lanet olsun. Yani yıllardır çalışıyorduk ve birdenbire pat diye beni bırakıverdi. Adı biracı. Mesleği yarım gün bira satmak. Kalanı da içmek. Hayattan beklentisi önce salaklar ve zavallılar gider, ikisi de kendisi. Hayır, onun hep benim olduğunu söylemiyorum ama kesinlikle kaybettim. Yani ben eskiden mankendim. J.C. Penney. İlk bar kıyafetleri. Öyle bak, mi? Görüyor musun? Görüyor musun? Bak. Gördün mü? Bu da verdiğim pozlardan biri. Şu an mankene benzemeyebilirim. Çünkü üzerimde iş elbisem var. O yüzden konduramıyorsundur ama mankenlik elbiseleri bir giyiyor olsaydım bundan inan bana hemen ineceksin. Ben en kötü adamları alırım. Ve hepsini birer yıldız yaparım. Hey. Hadi dostum. Kes şu saçmalığı. Adı barmen. Hobileri 4 kez vurulmak, 6 kez bıçaklanmak, bir sincap tarafından ısırılmak. Hayattan beklentisi 70 dakika sonra ölmüş olmak. Burada reklam istemiyorum dostum. Yani bu herif burada sürekli kendini tanıtıyor. Dinleyip duruyoruz biz de. Amin. Ben kardeş. Bir horoz vurdum, bir tavuk öldürdüm. Bunlar şimdi Hollywood lafları. Orası şov dünyası kardeşim. Fikrini değiştirirsen... Bir süre daha takılacaksan sorun yok. Ama kamyonetini çekmelisin. Evet, seni duydum dostum. Hep unutuyorum. Burası çok kalabalık. Adı Taffy. Mesleği kadın garson. İşi bekar anne. Hayattan beklentisi yok. Hayır dostum, beni dinle. Paran burada geçmez. Teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Yolculuk nereye? Evime gidiyorum. Öyle mi? Evime gidip karımı öpeceğim. Ve orduya geri dönünce de ön saflarda olacağım. Evet, bunu yapmalısın dostum. Ama karımı tanımıyorsun. Adı Gazi. Hobileri asla eğlenmez. Hayattan beklentisi bilmeseniz daha iyi. İyi akşamlar. Ben de seni arıyordum. Kes sesini beyinsiz.
Madem birayı azalttın bir duman ver bakalım. Ha, tamam. Hadi çabuk çabuk. Aha, dostum. Adi bir mal. Adı Patron. Kişiliği kötü, iğrenç ve takıntılı. Hayattan beklentisi acılı mı, acısız mı? Kolalı içki ve kolasız içki. Üstü kalsın. Buralı değilsin değil mi? Bunu nasıl anladın? Dişlerinin hepsi tam. Madı ballı börek. Mesleği aktris, şarkıcı, dansçı, manken. Hobileri kasabadan uzaklaşmak için canını vermek. Hayattan beklentisi hayallerinin gerçekleştiğini görmek. Sana bir içki ısmarlayabilir miyim? Tabii. 5 dakika sonra. Bir kadeh viski lütfen. Hangi marka? Benimkinden. Biraz dikkatli olsana dostum. Burada oyun oynuyorum. Ben de öyle. Gerçi benimki parayla. Zaten bütün iş bu. Olamaz. Oo. Çok zor olacak. Bu olacak şey değil. Hadi ama. Hayır, bu olmaz. Ne oldu sana? Lanet olsun, hayır. Korkak herif. Hadi oğlum. Lanet olsun. Oynamak isteyen var mı? Toplantımdan sonra. Hadi tatlım, gel de çalışalım. Evet patron, biliyorsun. Bunu çıkartma. Hadi ama, bunu tek başına yapamam. Hadi. Adı Cody, mesleği vergi kaçakçısı. Hünerleri dar alanlara sığabilmek. Hayattan beklentisi dolu dolu harika bir hayat. Hadi seni arabana götüreyim. Bu gece olmaz. Bir kavalyem var. ...18 popel dostum. Bu biraz daha bekleyebilir. Lanet olsun. Lanet olsun. Hadi ama bari hissediyormuş gibi yap. Hadi bebeğim. Şansınızı kumarda denemek ister misiniz? Hadi. Bak tek kolumla oynarım. Burası yine yumuşaklar ve korkak tavuklarla dolmuş. Hey 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 hey. Ya çeneni kapat ya da defol. Hayır, sen çeneni kapat ihtiyar. Hadi! Kıpırdayın biraz. Sen de kimsin? Adı Kahraman,
Mesleği, adam pataklamak. Hayattan beklentisi çok iyimser, çok. Eğer ölmek istemiyorsanız söylediklerimi yapın ve elinizi çabuk tutun. Bu silah ondan daha güçlü. Beni dinleyin. Birazdan burada bir anda cehennem fırtınası kopacak. Ne olduklarını bilmiyorum. Nereden geldiklerini de bilmiyorum. Bu piçler hakkında tek bildiğim hızlı, iğrenç ve aç oldukları. Ve onlardan 4 tane var. Ginsu bıçakları gibi pençeleri ve testere gibi dişleri var. Geliyorlar. Birazdan. Şimdi bu barı kapatmalıyız. Kapıları, pencereleri, kanalları ve aralıkları ve çok hızlı olmalıyız. Sen telefonu bul. Polisi, jandarmayı, kasaba şerifini, kimi bulursan ara. Gelebilen herkes gelsin. Sorusu olan var mı? Evet. Kim olduğunu söylesene. Ben sizi onlardan kurtaracağım. Cody, buraya gel. Burada kalmanı istiyorum. Bu dolapta kal. Ve sakın kımıldama. Ne duyarsan duy ama sakın dışarı çıkma, sakın. Küçük yaratık. Yakaladım! Yakaladım! Tamamdır. Lanet olsun. Hemen kapatın şu lanet olası kepenkleri! Thank you.
Bana bira ver. Adı kadın kahraman. Mesleği tüfek ve mermi taşımak, günü kurtarmak. Hayattan beklentisi erkek kahramanınkinden daha iyi bir son. Gittiler mi? Lanet olsun. Aşağıdakiler gitti mi? Sanırım evet, bilmiyorum. Hiç bilmiyorum. Orada sana doğrultulmuş bir silah mı hayır, var? Hayır, hayır. Bak tüfek bende, gördün mü? Pekala. Aşağıda kimse kımıldamasın. Hiç kimse. Lanet olsun. Lanet olsun. Beni kim vurdu ha? Ne bakıyorsunuz ben ha? Ben bir şey yapmadım. Görmüyor musunuz? Ayağım parçalandı. Beni kim vurdu? Onunkiydi. Benim kocam. O lanet herif kim? O öldü. Ne? Burada neler oluyor? Ne var? Ne var? Bak ben değildim, tamam mı? Yapan canavar gibi bir şeydi. Abi ben bir şey yapmadım. Bir tanesinin kafası orada. Evet. Kesinlikle duvara asılmalı. Aman tanrım. Bu şey de ne böyle? Bilmiyorum, bilmiyorum. Buraya nasıl geldiğimi bile bilmiyorum. O kadar hızlıydılar ki. Bu kafa sanki bir karabasandan çıkmış. Çürüyen bir çakal gibi. Kocaman, bükük bir vücuda bağlıydı. Bilemiyorum. Kimse buradan dışarı çıkamadı. Başka neler oldu? Çok şey. Burayı tamamen kapatmamız gerekiyor. Herkes aşağı indi mi? Oğlum. Oğlum yukarıda. Dur. Dur diyorum. Cody. Cody. Tanrım. Tanrım hayır. Anneciğim. Cody. Anneciğim. O kadar korktum ki. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Tamam bakın burayı kapatmamız gerekiyor. İyisin değil mi oğlum? Evet iyisin. Ben çok üzgünüm. Tanrım. Biri bana yardım etsin lütfen, lanet olsun. Yakıyor dostum, lanet olsun, kurtar beni şundan. Lanet olsun. Buraya gel. Hadi gel, burada lavabo var. Hadi gel. Nereye gittin dostum? Tek telefon bu muydu? Evet. Ya cep telefonları? Burası çukur bir yer, işe yaramazlar. Elimizde yok. Bir şey olmalı değil mi? Sakin ol. Kısa dalga telsizim var. Ama tabii yukarıda bir yerde olmalı. Saçmalık bu. Ne var? Ha? Hiçbir şey söylemedim bayan. Tamam. Nasılsın dostum? Daha İyi kötüyüm, misin? Çok kötüyüm, lanet olsun. Yeşilmiş. Evet biliyorum. Bu su daha fazla akmaz mı? Hayır ancak bu kadar. Lanet olsun.
Tanrım, lavabo yetmiyor. Bu şey burnuma kaçtı dostum. Buldun mu? Buldun mu? Biraz sakin olsana öddek herif. İyisin işte. Hastaneye gitmem gerek dostum. Gitmeliyim dostum. Bana bir doktor lazım. Ben gidiyorum. Hemen gidiyorum. Arabama binip gidiyorum bu lanet yerden. Sakin ol, tamam çekil mı? Çekil şuradan. Çekil. Sen kendi hayatını riske atabilirsin ama benimkine olmaz. Çünkü beni bekleyen bir kızım var. Senin kadar benim de buradan dışarı çıkmak için nedenim var. Ayrıca hayatta kalmanın burada kalıp dışarı çıkmamak anlamına geldiğini de biliyorum. Beni anlıyor musun? Evet, anlıyorum. Evet. Bir daha erkeklik yapayım dersen seni doğramaktan çekinmem. Bu çok saçma. Beni burada tutamazsın. Sizi aptallar. Beni burada tutamazsınız dostum. Bu çok saçma. Saçmalık bunların hepsi. Saçmalık. Lanet olsun. Pisliğimi kendim temizlerim. Tahrik olmuş gibi bakıyorsunuz. Ben oldum tatlım. Ben olmadım. Tanrım. Bu leke çıkmayacak. İçeri girmelerine izin veremeyiz. Gitmişler midir? Çok sessiz. Hayır, hala dışarıdalar. Bizi dinliyorlar. Şu cesetleri ortadan kaldırmamız gerekiyor. İsa aşkına. Lanet olsun. Hadi gel. Gelsene. Sakin ol ahbap. Sadece can çekişiyor. O ölü ve başka bir şey yapamaz. Onları masa örtüsüne saralım. Sonra da bodruma atalım. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Hadi burayı kapatalım.
Ama oğlumu öldürdü. Lanet olsun. Ya bu yine acıktı. Bizi yiyecek. Sakin ol, tamam mı? Bu şeyi öldürmek zorundayız. Cehenneme git. Nasıl, beğendin mi lanet olası? Tanrı silahları korusun. Alın şu yaratığı üstümden. Lanet olsun. Tanrım, hepsini yedi mi? Bütün kurşunları. O küçük olanı mıydı? Bu şeyleri öldüremeyiz. İmkansız. Bu şeyle savaşmak zorundayız. Bu konuda çok akıllı olmamız gerekiyor. Tamam mı? Belki de onlarla savaşmamıza gerek yoktur. Tabii. Hatta istersen birer de isim takalım. Çok burada daha mahsur iyice kaldık. Bunu anlayabiliyorum. Ama yapmamız gereken çerçevenin dışından düşünmek. Onlarla savaşmamıza gerek yok. Onları korkutmalıyız. Onlar da bizden korkuyor olmalı. Ve bu gerçekten gerekli. Bu türler arası bir savunmadır. Onlara zayıf olmadığımızı göstermemiz gerekiyor. Güçlü olduğumuzu sanmalılar. Nasıl? Bir sopa var mı? Şu buzluğu açın. Şimdi bana yer açın. Sizce bu şey kaç yaşında? Penceredeki kalaslardan birini alın. Olmaz. Sadece bir tahta. Bir dakikalığına. Hayatımız kurtulacak. Bana güvenin. Olmaz. Bir tahta. Bir dakikalığına. Hemen bitecek. Tamam. Elini çabuk tut. Tamam. Hazır mısın? Evet. Dursanıza, ne yapıyorsunuz? Üstünlük gösteriyoruz. Cesedin kokusu onları geri kaçırabilir. Oradalar mı? Siz de ötme gibi bir ses duyuyor musunuz? Hadi senize sizi lanet olası iğrenç yaratıklar. Delin! İnsanlarla başa çıkamazsınız. Güzel. İki tane var. Sanki hayvan cesedi giymiş gibi görünüyorlar. Hey, işe yarıyor. Sen bir daha iyisin. Size söylemiştim değil mi? Durun. Üçüncüsü de var. Bunlar aile gibi. Evet, bunlar bir aile. Ve biz de yavrularını öldürdük. (Gülüyor)
Yüce Tanrım. Yavrusunu yedi. Çiğnemedi bile. Olduğu gibi yuttu. Aman Tanrım. Aman Tanrım, ne yapıyor? Ürüyorlar. Ulu Tanrım. Canavarlar bile köpek stili yapıyor. Canavar seksi. Nereye gidiyorsun patron? Çok dikkatli ol. Neydi o? Korkarım boşaldı. Hayır. Hareket ediyor, baksana. Çekilsenize. Tanrım. İğrenç. Küçük bir pislik daha. Hayvanlar alemi hakkında başka fikri olan... Durumu kontrol altına alacaktım. Bu olmadı. Ama senin de bir şey yaptığını kendi görmedik, değil mi? Kendi işine bak ihtiyar. Ha, peki şimdi ne olacak ha? Burada mahsur kaldık, bir şey değişmedi. Sormamın bir sakıncası yoksa... ...bu şeyle nasıl karşılaştınız? Kızımızı annemin evine bırakmıştık. Küçük kızım Charlie, bebeğimi. Sadece bir geceliğine. Sonra birdenbire bir şeye çarptık. Aracımız kontrolünü kaybetti. Araba döndü ve takla attı. Ben dışarı fırlamıştım. Canavarın kafası yoldaydı. İşte o zaman... Yol cinayetinin intikamı. Meyhaneme bu eşsiz eğlenceyi getirdiğiniz için sana ve merhum kocana ilk ben teşekkür etmek istiyorum. Buraya sadece sizi onlara karşı uyarmak için gelmiştik. Bu bir hata değildi. Ama kötü bir hamle oldu bayan. Belki yalnız seni istiyorlardı. Belki de tek istedikleri büyük babalarını arabasıyla çarpan kişiydi. Ve belki o koca ağzına elma tıkarlar ve seni gümüş tepside sunarlar. Bunu çocuklarını öldürüp onu dışarıdaki kazığa takmadan önce düşünmeliydin. Sinirlenmene gerek yok. Bu çok saçma bir fikirdi dostum. Aha, lanet olsun. Lanet olsun. Neler oluyor dostum? Bu da nedir böyle? Ha, bu ne böyle? Elleme, tamam mı? Elleme. Daha da kötü olacak. Bana elleme mi diyorsun? Üstüme bir canavar kusmuş ve sen bana ne yapacağımı mı söylüyorsun ha? Ben burada çürüyorum. Ama kimsenin umursadığı yok. Ölüyorum. Ölüyorum, tamam mı? Ölüyorum işte. Kelimenin tam anlamıyla bittim. Ama hiç umurumda değil. Senin de umurumda değil. Hiçbiriniz beni umursamıyorsunuz. Hiç umurumda değil. Git başkasına ağla. Yeter ki benden uzak dur. Daha çok acıyor. Bakın, birileri bu konuda bir şey biliyor olmalı. Bu şey gökten düşmedi ya. Sen. Ne var? Sen biliyorsundur. Evet, sen yaşlısın. Kim bilir neler gördün. Hiçbir şey bilmiyorum. Sen buna karışma Wade. Ben onu sorguluyorum. Kadın yaşlı ve yaşlı insanlar efsane ve hikaye gibi şeyleri bilirler. Hayır. Hayır. Gerçekten hiçbir şey bilmiyorum. Hadi söyle hadi. Söyle yoksa kaba kuvvet kullanacağım. Hiçbir şey bilmiyorum ki. Neden onu sormuyorsun? O da yaşlı. Konuşmaya başla. Geri bas. Kadın bir şey bilmiyor. Evet. Göya öyle. Nereden geldiklerinin hiç önemi yok. Şimdi buradalar. Ya biz onları öldürürüz ya da onlar bizi. O kadar. Bak, darılma ama Zeyna. Anladığım kadarıyla başka bir şerefe ihtiyacımız var gibi görünüyor. Arazi yapısını bilen birine. Ve daha az gergin birine. Yani benim gibi birine. Evet.
Dikkat et. Evet. Galiba problem çıkmayacak. Evet. Evet, galiba iyileşeceğiz. Evet, bence her şey düzelecek. Bu iş bence radyasyonlu. Zehirli atıklardan sızan çevresel atıkların kazara kanalizasyona karışmalarıyla oluşmuş canavar saçmalığı dostum. Hepsi bundan ibaret. Her şey düzelecek. Herhalde uzmanlar da konuyu halletmek için yola çıkmış geliyorlardır. Gerçekten işe yarayacak fikirleri ve tankları olan bu adamların M16'ları ve torpidoları da var. Biraz susabilir misin lütfen? O adamlar yolda. Duyuyor musunuz beni? Geliyorlar. Yerinde olsan bunu yapmazdın. Evet, dikkatli ol. Hiçbir şey görmüyorum. Bir şey gördüğüm yok. Tanrım. Gözümü geliyor. Canavarların hala dışarıda olduğuna hemfikir miyiz? Hı? Şef? Aferin sana Sherlock. Barın arkasında çantam var. İçinde pantolon olacak. Teşekkür ederim. Bu düşünülmüş bir hamleydi. Evet, biliyorum. Daha fazla mermiye ihtiyacım olacak. Evet, bunu biz de biliyoruz bayan. 45'likten altı mermi alıyor. İki tane de şarjörüm var. Bodrumdaki dolabımda da oldu. Sanırım biraz daha mermim var. Kahretsin. Ve bir de bu var tabii. Lanet olsun. Tatlım, istersen savunma işini bize bırak. Buradan canlı çıkmak için onlardan daha fazlası gerekli. Demek konuşmaya karar verdin ha? Biz gençler silah konusunda endişeleniyorsunuz. Ama ben taktik düşünüyorum. Neymiş o taktik? Sessizce otur ve almışsın gibi görünme. O ayılar ve köpek balıkları içindir Cankiçev. Ona nasıl katlanıyorsun? O çok lanettir ama benim abim. Her yeri denedim. Çekmiyor. Telsizim var dememiş miydin? Yukarıda, dolabımın arkasında. Küçük sürmeli kapı. 9. kanal acil durum kanalıdır. İyi eğlenceler. Tamam. Malzeme bulmak için bodruma ineceğim. Ve sen. Sen de üst kata çıkacaksın. Bence kendini fazla kaptırdın tatlım. Yukarı çık şef. Silahın yok mu senin? Dikkat et. Evet. Tamam, evet. Çifte. Pekala. Ortak benimle geliyorsun. Dur bir dakika. Dur, bundan emin değilim dostum. Yani ben tam olarak Billy the Kid sayılmam, tamam mı? Evet ama yavaşsın. Bu işe yarar. Yanımdan ayrılma. Başka kim geliyor? Ben de geliyorum. Ne yapacaksın? Onlara dişlerini mi atacaksın ha? Otur yerine. Sen benimle geliyorsun.
Anahtarlar. İçeri kapatılacaksın. Ne? İki tanesi diğer tarafta seni bekliyor olacak. Eğer yem olursan anahtarları midelerinden alamam değil mi? Fazla ümitlenme canım. Bodrum'a inecek başka gönüllü yok mu? Ben inerim. Pekala. Anahtarlar nerede? Anahtarı düşürdüm gibi laflar istemiyorum. Sadece buradan çıkabilmek istiyorum, tamam mı? Sen bana o telsizi bul yeter. Biz seni buradan çıkarırız. Önündeyiz dostum. Arkandayız diyecektin sanırım ha? Lanet olsun. Pekala. Sen çok uzaklaşma. Bana şans dileyin kızlar. İyiyim, iyiyim. İyiyim. İyiyim, tamam. 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 Nefes al. Nefes al. Tamam, çok güzel. Hadi. Tamam, iyiyim ben. Nefes al hadi. Tamam hadi. Tamam, bir şey yok. Sadece bir yarasa. Sadece bir yarasa. Hadi, çabuk ol. Hadi sinir lanet olası şey.
Alo. Beni duyan biri var mı? Bakın, yardıma ihtiyacımız var. Bir meyhanesi. Silah gönderin. Tank da gönderin. Ya! Tekrarlıyorum. Tekrarlıyorum. SOS. SOS. Tamam. Ben çıkmaya hazırım. Şimdi çıkmaya hazırım, hadi. Ne demek o? Ne demek ya? İmdat! İmdat! Ona şans dile. Lanet olsun, hadi aç şunu, hadi! Açın! Lanet olası, anahtar kırıldı. Açın, imdat! Lanet olsun! Yardım etsene! İmdat! Açın şu kapıyı! Sıkıştı. Senin lanet olası pislik. Lanet olsun. Lanet olsun. Bir an için öleceksin sandım. Hadi gel sarılalım kardeşim. Tamam. Ne oldu? Erkek canavar hadım edildi bayan. İyi. İyi olmuş. Eğer üremezlerse... bu durumda bir adım ilerledik demektir. Büyük bir adım. Şimdi bir araya gelme zamanı. Bu iğrenç gece yaratıklarına karşı direnmemiz gerekiyor. Bu canavarlar insan ruhu için uygun değiller. Başarabiliriz. Gereken tek şey birbirimize inanmak. Hepimiz inanmalıyız. Bir siper kurmalıyız. Hemen olmalı. Hemen şimdi. Dostum. Sen eşcinsel misin? Bakın. O canavarlar pençe atıyordu. Yukarıda tırnaklarını gördüm. Mensa canavarları gibi. Buradaki tahtaları aşabilmek için pençe atmaktan daha fazlası gerekecek. Devi arasalar iyi olur. Dışarı çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Bakın bakın, benim iyi bir fikrim var. Hepimiz hızla çıkıp arabalarımıza koşabilir ve farklı yönlere dağılabiliriz. Bence bu intihar yolculuğudur. Ama bir arada durursak... Çoğumuz koşamıyor. Ve birimiz yürüyemiyor bile. Burada kalmak da harika sayılmaz. Biz istesek de istemesek de. Hey, hey. Bakın. Peki ya Bodrum'daki ambar kapısı? Ne olmuş ona? Belki onları kaldırabiliriz. Kaçış yolumuz o olabilir. O canavarlar orayı bilmiyor. Orası gizli bir ambar. Lanet olsun. Dudak merhemi olan var mı? Ödünç alabilir miyim acaba? Hem işin bitmiş hem de ahmaksın. Bakın, dışarı çıkarsak ne kadar sessiz ya da hızlı olduğumuz fark etmez. Çünkü ölürüz, ama onları barın diğer tarafına çekebilirsek bir şansımız olur. Birinizde saç spreyi kutusu falan var mı? Hayır. Evet, benim çantamda tamam, var. Bir şeyin içine biraz temizlik maddesi ve ucuz içki koy. Spreyi de sık. Çok eğleneceğiz. Peki kimin arabası yakında? Ambar kapısından arabaya mı geçeceksin? Evet. En yakın benim arabam, ama bu kadar insanı alması imkansız. Depo dolu mu?
Dolu. Dört kapılı mı? İki kapı. Kaç kişi alır? Altı. En fazla? Yedi. On? Ne? On kişi sığacak. O arabaya 10 tane palyaço sığmaz. Plan şu. 2 kişi gider. Biri kullanır, biri savunma yapar. Bara bana döner ve bizi buradan gibi alır gideriz. Bayan. Kızım beni bekliyor. Başka şansım yok. Tamam, ben varım. Tamam. Pekala bayan. Bu tehlikeli yolculukta size eşlik etmekten gurur duyarız. Tamam. Başaramayacaksınız tatlım. Üzgünüm. Bu duvar er ya da geç yıkılacak. Eğer kalırsak ölürüz. Peki dikkatleri neyle dağıtacağız? Bizi yemek istiyorlar değil evet. mi? Evet. Onlara yiyecek bir şey verelim. Işığa yakın. Hangisi? Oğlanı mı kızı mı? Kızı. Yakala. Bu da ne? Tanrım, tanrım. Pekala. Ceset bombası gitmeye hazır. Çok basit. Fişi takıyorum ve kız patlıyor. Cehenneme gideceğiz. Cehennemin tam ortasına. Bu pilicin ölüsü bile senden daha faydalı. Çeneni kapatır mısın? Tamam. Evet, kabloyu daha önce 2 kere saldırıya uğramış olduğumuz yere bağlayacağız. Sonra da Foucault ve ben onu gizlice deliğe bırakacağız. Ve şimdiye kadar gördüğüm en akıllı yaratıkları bize değil ona saldırmaları için kandıracağız. Gerçekten çok basit. Hey, ben sıramı savmıştım. Neden tekrar yukarı çıkmam gerekiyor? Çünkü şanslısın. Şu fıstık varillerini görüyor musunuz? Onları sıraya dizeriz. Ve duvar çöktüğünde hepsini dışarı yuvarlarız. Donkey Kong gibi. Çok saçma. Ben o silahlara güvenmiyorum. Politik davranma zamanı değil. Sıcak savaş olacak. Bunun mermisi bitmiş olamaz değil mi? Bunu tekrar isterim. Hey. Sakın teybimi kurcalama. Olur. Nasıl hissediyorsun? İyi. Güzel. Peki şöyle bir bakmamın sakıncası var mı? Hayır. Tamam, çok yavaş yapacağım. Nasıl görünüyor? İyileşiyor mu? Denilebilir. Yara kapanıyor mu? Ben gidip ağzımı temizleyeceğim. Tamam da iyileşiyor mu? Evet, çok iyi görünüyor. Tamam. Hemşire olmalıymış. Teşekkür ederim. Kırık bir kalbi onarabilir misin? Seninle asla yatmam canım. Şakaydı. Hıyar herif. Burası gün içinde bile tüyler ürpertici. Şu sandalyeyi indir. Hmm.
Lanet olası canavar. Yukarı ve üstü. Tamam. Sen. Tamam. Evet. Seninle birçok benzer yönümüz var. Güçlüsün. Cesursun. Sessiz olman gerek. Affedersin. Ben gergin olduğum zamanlar konuşurum. Hep böyle. Sessiz ol. Buraya gel. Birileri korkunç şekilde öldürülmeyeli çok oldu. Ve bilmiyorum işte insanın içini dökmesi için uygun bir anmış gibi görünüyor. Sana ne dedim? Sessiz ol. Üzgünüm. Hemen susuyorum. Hazırız. Hadi seni tembel herif. Biraz yardımcı ol. Hadi bakalım. Sen çık. Hadi. Lanet olsun. Hayır. Yaşıyormuş. Yardım edene. Hayır, yaşamıyor. Tamamdır. Yardım edin. Hayır, kabul. Hayır. Yardım edin. Kabuydun. Lanet olsun. Yakala. Yardım edin. Kabuydun. 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 Tanrı'nın cezası. Hadi yakala. Hadi yakala dostum. Kişi tak. Lanet olsun. Tak. Hadi! Tut şunu! Hadi seni dostum! Tak şunu! Acele et hadi! Acele et! Hadi seni! Acele ama! Şimdi! Hadi adamım! Hadi ama! Hadi! Lanet olsun. Herkes ne kadar cesur olduğumdan söz edecek. Dinle. Aşağı indiğimiz zaman hikayemiz aynı olacak, değil mi? Ne? Bunu ağzına sokabilirim. Her şeyi dramatikleştirebilirim. Sana sadece lütfen desem. Sen arabaya ulaşmaya çalış, ben onları uzak tutarım. Hey, buradayım. Lanet olası canavarlar. Sen ne yapıyorsun onları orada? İçeri almaya çalışıyorum. Galiba arabaya gidiyor, başaramadım. Kapıyı açamıyoruz ki. Kilidi açmama yardım et.
Evet, anahtarı kırık. Durun! Durun! Ne yapıyorsun? Buraya giremezler, anladınız mı? Tamam, sakin ol. Lütfen sakin ol. At onu, at dedim. Biraz sakin olmalısın. Tamam. At! Tamam. Tamam. Hadi beni içeri alın. Acele edin lütfen. Geliyorlar. Açın şunu dedim. Burada öleceğim. Geliyorlar. Onu öldürüyorsun. Açın şu kapıyı, açın. İçeri girmesini istemem. Hepimiz ölürüz. Onu ele geçirdiler. Onu ele geçirdiler. Çekil. Uzaklaş. İnsanları öldürtmeye çalışmaktan vazgeçsen çok iyi olacak. Seni Tanrı'nın cezası. Ben sizi hiç şansım yok beyinsiz. Şimdi ikimizin de bir sırrı var, değil mi? Geldik. O hala dışarıda, gidip almalıyız hadi. Ne? O öldü. Ne oldu? Onu yakaladılar. Denedik. Bu kadar. Oyun buraya kadardı. Sonu kötü oldu. Lanet olsun. Ne lanet olsun. Ne? Lanet olsun. Herkes dinlesin. Planımız aslında iyi ve araba da geliyor. Eğer bir arada kalmayı başarırsak... Hey! Şu an tamamen yıkıma uğramaya hakkı olan biri varsa o da benim. Ama şu anda buna zamanım yok. Çünkü siz lanet suratlıların karşı koymaya motive edilmeniz gerekiyor. Eğer o şeyler bizimle oynayacaklarsa... elbet biz de onlarla oynayacağız. Adı Kadın Kahraman 2, mesleği çocuğunu kaybetmiş anne, hobileri kayıplarla iyi ilgilenmek, hayattan beklentisi bu seferlik en iyi şeylere ümit edelim. Şimdi kim benimle? Evet tabii, böyle devam edin, ona destek olun. Başarmasını sağlayın. Yalnız dua edin de hayatınızı kurtarabilsin. Ben burada kalacağım. Yardım bekleyeceğim. Ve
Güvenli bir yere gideceğim. Ama siz işinize bakın. Ortalıkta koşturun. Bol bol gürültü yapın. Benim farkıma varmazlar bile. Hareketli yiyecekleri seviyorlar. Amazon'un üstüne hemen. Ben oraya olmadı. Ne yazık ki öldü. Evet o öldü. Hayır ölmedi. Öldü. Evet o öldü. O ölmedi. Öldü. Evet o öldü. O öldü. Lanet olsun. Hayır. Lanet olsun. O kapılar fazla dayanamayacak. B planı mı? Al. Bunları görüyor musun? Bu şeyi önce yak sonra dağıt. Bu pislikten kurtulursak seni hastaneye bizzat ben götüreceğim. Bakın işi berbat. Hadi. Bitti. Hepimiz öleceğiz. Dayanamayacak. Geliyorum. Yapamıyorum. Dikkat et. Lan. Sıkışmış lan. Evet. Çekilin önümden. Doğru. Evet şimdi. Ah. Ah. Lanet olsun karının belası. Evet. Çekil önümden. Hazır mısın? Başardı. Güzel çıllık başardı. Evet. Hadi. Çalıştır, çalıştır, çalıştır. Hadi. 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 Gidiyor. Bizi bıraktı. Ne? Bizi bıraktı mı yani? Lanet olsun! Ah Tanrım. Ah! 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 Ah!
Yaralı mısın? Evet. Hadi. Ya.
Hadi kapıyı aç. Küçük kızı buradan fazla uzakta değilmiş. Gidip alalım mı? Lanet olsun, ne konuşuyorsunuz? Kapa çeneni. When you fall asleep, suddenly the water starts moving in the pipes underneath the house. That's where you're headed. So you reach out for a shotgun, but it's in the garage now. Don't you know, so turn the lights out, because you know you're waiting around. Something matters.
something else.